C++'a göre çok daha böyle temelinden object oriented içerisine almış. Ben object oriented'ım diyen bir değil. O nedenle inheritance'a daha böyle detaylı bakmak lazım bir şeyle. Onu yapmaya çalışıyorum. Kaldığım yerden devam edeyim o zaman. Şuradaydı. Yerlerde hatırlamıyorum nerede olduğunu. Tamam. Demiştik ki Java'da inheritance için iki tane mekanizma var gibi. Birbirlerine çok benziyorlar. Ama sen şey yukarı yüzde alamayacaksın. Hatta diğer tarafa otursana sen. Yok yok, sen diğer tarafa. O tarafa oturanlar var, bu tarafa oturanlar var. Demiştik ki iki türlü inheritance mekanizması var. Bir tanesi extension, değil mi? Şu. Bir tanesi de implementation. Implementation nereden gelir? Şu kapı açık kalsın ya. Kapatmayın. Kapıyı kapatmayın, tamam mı? Açık kalsın. Birisi implementation mekanizması, birisi extension mekanizması. Ne demek yani bu? Extension bir complete bir sınıfı extend ettiğin zaman, bir sınıftan başka bir sınıf türettiğin zaman oluyordu. Implementation bir interface'i implement ettiğin zaman oluyordu. Şimdi bu sınıf bir soyut sınıf da olabilir ama bu sınıfın içerisinde abstract metotlar olabilir ama hala bundan kendinizi extend ediyorsunuz. Bu bir sınıf. Başına eğer class lafı geçiyorsa extend ediyorsunuz. Class lafı geçiyorsa şunu. Eğer başına interface lafı geçiyorsa interface, o zaman implement ediyorsunuz. Tamam. Implement etmekle extend etme arasında çok büyük bir fark yok. Niye çok büyük bir fark yok? İnheritiz mekanizmasının aynısı gibi çalışıyor. Yani implement dediğin zaman, implementin sağ tarafında bir tane interface ismi olması lazım. Interface ile bir sınıfın arasında gelen büyük fark ne? Interface ile bir sınıfın arasında gelen büyük fark? Sınıfın da objesini oluşturmayabilirsin, abstract sınıfsa eğer. Mesela şu employee burada abstract bir sınıf. Hiçbir metodu implement edilmiyor. Evet, interface'in içerisindeki hiçbir metot implement edilmiyor. Ayrıca interface'in içerisindeki tüm metotlar public, değil mi? Tüm metotlar public ve abstract metotlar. Tüm data field'ları da public, protected, public, static ve final. Tamam. Yeni gelenler sol tarafa otursun, anladınız değil mi? Arkadaşlar bana söylettirmeyin, yani siz çağırın bir zahmet. Yeni gelenlere işaret edin, değil mi? Abstract interface aynı şey mi? Değil, hatta alakası yok diyebiliriz. Evet, baktığın zaman. Abstract sınıf var. Bu mesela abstract bir sınıf. Abstract sınıf ne demek? Objesi olmayan sınıf. Hayır değil ya, objesi olmayan sınıf olur mu abstract sınıf? En az bir tane pure fonksiyon olur. Java ile C++ terminolojisini karıştıracak doğru bir cevap söyledin ama Java'ya söylersen abstract sınıf. Ne demek abstract sınıf? Arkadaş doğru söyledi ama Java şeyi karıştırdı. C++ terminolojisi karıştırdı. En az bir tane pure virtual fonksiyonu olacak değil mi? Java'da pure virtual diye bir şey yok. En az bir tane iptal. Başında abstract yazan sınıfa abstract sınıf denir. Tamam mı? Başında abstract yazıyorsun sen. Tamam mı? Başına abstract yazıyorsun. Niye abstract yazıyorum? Çünkü metotlarından bir tanesi abstract olması lazım. O yüzden yazıyorum. Tamam mı? Başında abstract yazan sınıfa abstract sınıf deniyor. Niye abstract yazıyorum ben? Çünkü metotlardan bir tanesi abstract. Arkadaşın söylediği gibi anlaşılan metotlardan bir tanesi pure virtual olsa gerek şey C++ diline göre. Abstract sınıf bu. Interface ne peki? Interface tüm metotların abstract olan sınıfa interface denebiliyor. Tamam. Tüm metotların abstract olduğu sınıfa interface deniyor. Gerçi onlara sınıf demiyoruz. Interface de sınıfı ayrı tutuyor Java. Interface başka, sınıf başka. Bakın bu bir interface olacak. Bu bir concrete sınıf. Tamam mı? Somut bir tane sınıf. Bu soyut bir sınıf. Bu da somut bir tane sınıf olacak. Bu niye soyut bir sınıf? Çünkü şunun bazı metotlarını bu implement etmeyecek. Tamam mı? Öyle bırakacak kendisi. Dolayısıyla abstract sınıf ile interface aynı şey değil. Tamam mı? Aynı şey. Yani sadece çerçevesi düşünüyorsa hani tabii ikisi de inheritance ile alakalı falan diye düşünüyoruz ama inheritance için düşünüyorsan birbirlerinden çok farklılar. Bir defa mekanizmaları farklı, isimleri farklı. Birisi sınıf, bir tanesi interface. Cevap bile biliyor bunu. Tamam. Şimdi bu hiyerarşiyi hatırlıyorsunuz. Payable hiyerarşisinin altında. Adam şimdi payable diye ödenebilen diye bir tane sınıf hiyerarşi yapmaya çalışıyor. Fatura ödenebilen bir şey. Employee ödenebilen şey. Faturaya para ödüyorsun. Bu malın değeri şu kadardır diye.
bu employee'de şu kadar çalışmış, bu kadar para vereceğim diyorsun. İkisi de ödenebilen şeyler. Konsept olarak çok farklı gibi ama aynı hiyerarşinin altında toplanabilirler. Java da öyle yapmış zaten. Java her şeyi object hiyerarşisinin altında toplamış değil mi? Her şeyi object hiyerarşisinin altında toplamış Java. Biz de böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama işte ne kadar çok obje doldurmaya çalışırsan, sınıf doldurmaya çalışırsan bir hiyerarşinin altına, ortak yönleri o kadar az oluyor. Sadece get payment tamam. Bu kadar. Bakın hiç başında şey yazmıyor. Public yazmıyor. Tamam mı? Public double get payment tamam. İsterseniz yazabilirsiniz. Olabilir çünkü tüm metotlar interface'in public'leri demiştik. Yazabilirsiniz ama adam yazmamış. Adam yazmamış. Ve genelde şeyde Java'cıların gelenek görenek örf adetlerinde buraya public yazılmaz. Tamam mı? Yazsanız olur ama kayıp bakarlar size. Parmakla göster, aa bak public yazdı falan diye. Öyle gelişmiş adamlar gerekiyor. Buraya tamam, buraya double payment amount yazdım. Bu bir artık interface. Interface'in referanslarını yapabilirim payable burada gibi olduğu gibi. Interface'in dizilerini de yapabilirim esasında. Payable bir tane dizisi. PRA. Tamam mı? Bunu da yapabilirim. Hatta geçen derste söyledik. Peki şunu yazabilir miyim diye sordum. New payable on. Bunu yazabilir miyim? Yazabilirim. Niye? Çünkü bu 10 tane payable objesi yapmıyor. 10 tane payable referansı yapıyor. Payable objesi diye bir şey yok ortada. Tamam mı? New payable yazamam ama. New payable. Bunu yazmak yok. Bunu yazmak yok. Çünkü payable objesi yapmak yok. Bu yapılabilir, bu yapılabilir, bu zaten yapılabilir. Tamam. Dolayısıyla interface sadece bir yerde duran, hiçbir işe yaramayan falan bir şeyler değil. Adamın referansını yapabiliyorum. Artık bu P denen referans hem bunun objelerini hem bunun hem de bunun objelerini gösterebiliyor. Tamam. Nasıl ki object referansı Java'daki her şeyi gösterebiliyordu. O da diğerlerinin hepsini gösterebiliyor. Tamam, devam edelim şeyimize. Hiyerarşimize. Geçen ders bunların hakkında konuştuk. İşte class invoice gördünüz mü? Implement payable, extend değil. Eğer bu interface ise buraya implement yazmak zorundasınız, tamam mı? Implement yazmak zorundasınız. Hatta buraya birkaç tane de yazabilirsiniz. Implement payable, implement başka bir interface, başka bir interface yazabilirsiniz. Şuradaki şeyi unutuyordu slide esasında. Bir sınıf, tamam mı? Bir sınıf class name extends, super class name bir sınıfı extend edersiniz. Ama birden fazla interface implement edebilirsiniz. Tamam mı? Interface implement etmek demek esasında ben bunun kimliğine bürüneceğim demek. Hemen hemen hiçbir miras almıyorsun. Aldığın miras ne sadece? İsim mirası gibi. Ben bu metotları override edeceğimi sana garanti ediyorum diyorsun. Oradan şey aldığın zaman şuradan eğer ben miras alıyorsam buradan, tamam mı? Aldığım implementasyon şey yok, hiç mirası yok. Aldığım implementasyon mirası yok. Bunların ikisi diyor ki ben aldığım miras sadece interface mirası. Ne demek? Eğer ben burada concrete bir sınıf olacaksam get payment amount'u implement etmek zorundayım. Tamam mı? Dolayısıyla P bekleyen birisi de biliyor ki onun get payment amount'u kesinlikle de var. Yani bir payable bekleyen bir fonksiyon, bir metot dizisi kesinlikle onun payable'ın olduğunu biliyor. Zorluyorsun yani. Eğer ben bir hiyerarşinin içerisindeysem bunları yapmak zorundayım. Eğer ben bir Java sınıfıysam klonum olmak zorunda. Java sınıfıysam ecolum, hashcolum, ondan sonra toString'im olmak zorunda. Gibi sana zorluyor bunları yapmadan sınıf yapamıyorsun. Nasıl ki C++'da assignment operatör olmayan sınıf yazamıyordun. Ama olacak mecburen sen yazma sonra yazıyor. Bunu object oriented bir şekilde zorlamış adamlar. Ve kod yazarken de senden aynısını yapmanı bekliyorlar, tamam mı? Böyle sürekli diyorlar interface yaz. Object oriented'lar, Java'cılar değil. Object oriented'lar derler ki sürekli olarak interface yazın ve kodunuzla interface'e karşı yazın. Interface üzerinden kodlayın. Alın bu payable'ı, tamam mı? Mümkün olduğu kadar implementasyona dokunmadan, implementasyona bağlı kalmadan abstract sınıflar üzerinden ve interface'ler üzerinden kod yazın diyorlar. Niye? Çünkü yazdığın kod interface üzerine yazarsan hiçbir implementasyona bağlı değil ya. İmplementasyonların değişmelerinden etkilenmiyorsun bu şekilde. İmplementasyonun değişmelerinden etkilenmiyorsun. Reusable bir kodun oluyor. Daha sonradan birisi yeni getirdiği bir tane implementasyon yaptı. Hiçbir şey senin için fark etmiyor. Tamam, invoice implements payable. Burada şeyler var. 1, 2, 3, 4 tane parametre almış. Ne sattın? Şey ne? Adı ne? Tanımı ne? Kaç tane sattın? Fiyatı ne? Bunları almış. Kendisi koyacak bunları. Kendi kontraktlarını yazdı. Eğer burada
Doğru mu bu? Eğer payable sınıfının constructor olsaydı burada çağırmam gerekir diye bir soru soracaktım. Ben size sorayım. Invoice payable'da implement ediyor ya. Eğer payable sınıfının constructor olsaydı ben bunu orada çağırırdım şurada. Super nokta bilmem ne derdim, tamam mı? Super derdim, parantez içerdim, onun constructor'ını çağırırdım. Doğru mu söyleyeyim? Hayır. Daha önce yapmadım. Niye hayır? İnterfeysin constructor olmuş. İnterfeysin metodu yok ki constructor olsun diyorsun değil mi? Yani metodu implement edilmiyor ki. Dolayısıyla eğer sen bir interface implement ediyorsan, tamam mı? Şuraya super bir şey yazmak yok. Çünkü adamın constructor'ı yok. Adamın constructor'ı yok. Tamam mı? Adamın constructor'ı yok. Hocam constructor olsaydı implement etmeseydi falan filan diyeceksiniz. Bir de constructor denen şey zaten inherit edilmiyor ki. Herkes kendi constructor'ını yazıyor. C++, Java'da da öyle. Constructor denen şey inherit edilmiyor. Constructor denen şeyi sen yazıyorsun. Super'ın constructor'ını çağırıyorsun eğer super sınıfı, eğer senin üst tarafındaki bir interface değil de bir sınıfsa. Tamam. Dolayısıyla burada şey yapmak yok. Super çağırmak falan yok. Adamdan herhangi bir implementasyon yardımı almıyorsun. Sadece diyorsun ki ben onun gibi davranacağım. Ne yani? Get payment amount olacak sözü verdi bu invoice. Setter'larını getir'lerini geçti. Başka bir şey yok. 3-4 tane setter getir var. ToString object sınıfından inherit ettiğim implementasyonu olan bir şey. Object sınıfından inherit ettiğim implementasyonu olan bir metot. Ben ne yapıyorum? O implementasyon benim hoşuma gitmiyor. Ben kendiminkini yazacağım dedim. Hatta onu hiç kullanmadım. Bakın super nokta ToString yok. Çünkü o çok işe yaramıyordu. Garip şeyler basıyordum, veriyordu bana. Onun yerine bunu yaptım. Get payment amount'ta söz verdiğim, eğer ben payable'sam ve concrete bir sınıf olacaksam bunu implement etmem gerekir dediğim sınıf. Metot. Tamam. 82. satırda burada bitiyor. Tüm sınıfım burada bitiyor. Bir payable diye bir interface şeyim var. Dosyam var. Bir de invoice diye bir sınıf dosyam var. Ve sınıfın tanımı burada bitti. Miktarı al, fiyatını al. Bunları çarp birbiriyle ve bunu return et. Tamam, bu benim payable sınıfımda. Hiyerarşinin diğer tarafına bakalım. Diğer tarafına. Employee sınıfı payable implement ediyor ama hala abstract kalıyor. Niye? Çünkü employee ne kadar get payment amount'ı beceremiyor, bilemiyor. Çünkü adam saat başına mı çalışıyor, haftalık mı çalışıyor? Yoksa işte işe gelmesi de neydi? Neydi? Adet, banka kartı çalışanı mıydı? Öyle memurlar vardı ya bir araya gidip ay başında ay sonunda para çekiyordu. Banka kartı memuru diyorlardı ona. Banka ne memuru diyorlardı? ATM memuru diyorlardı. Ayda bir tek göreve gidip maaşını çekmek. Öyle bir şeydi. ATM çalışanı mı? Haberiniz yok mu sizin bunlardan ya? Bir ara vardı onlardan ya. Öyle bir şeyler vardı. Adam gidip sadece maaşını çekiyor. Öyle bir şeyler var. Bir adam bulmuşlar. Adamı kızı almışlar. Yer vermemişler. Gidiyor dışarı atıyorlar. Gidemezsin falan diyorlar. Giriş kartı falan yok. Tek görevi ayda memur gidip maaşını çekmek. Banka kartı memuru diyorlardı ya da ATM memuru diyorlardı. Öyle de olabilir. Bir employee ama bir yer, tamam mı? Yani ne kadar nasıl çalıştığını bilmen lazım ki implement edebilirsin. Adam onu implement edememiş get payment amount'ı. O yüzden abstract kalmış. Abstract bir sınıf bu. Başın abstract. Adı soyadı social security numarası. Constructor'ları, setter'ları, getir'ları. ToString'ini implement edebilirim diyor. Adımı, soyadımı, social security numaramı. Tamam, ben bunu return ederim diyor. Yalnız bakın buraya şey koymuş. Diyor ki get payment amount'ı ben implement etmedim. Get payment amount'ı ben implement etmedim diyor. Tamam, abstract kaldı böyle. Bir tane daha sınıfımız kaldı geriye. O da salary employee. Bunun haftalık maaşı var. Employee, salary employee, tamam mı? Extend diyor. Ondan sonra bunun haftalık şeyi var sadece. Haftalık aldığı para var. Private field'ına bunu koymuş. Constructor. Gördüğünüz gibi adam super'ını çağırmış. Şey sınıfının, süper sınıfın constructor'ını çağırmış. Başka şekilde çağırmıyor. Java'da bu şekilde çağırıyor. Başladı. Yani süper sınıfın constructor'ını bu şekilde çağırıyorsun. Super'la. Peki aynı sınıfın başka bir constructor'ını nasıl çağırıyorsun? Aynı sınıfın diğer overload constructor'larına salary demleyin diyelim ki iki parametre olan bir constructor olsaydı. 12. satıda onu da çağırmak isteseydim ben. Nasıl yapardık? Nasıl yapardık? Süper'e iki parametre göndermez mi? Salary employee'nin overload'u var diyorum. Salary Süper'in değil. This de çağıracak. Tamam, siz base sınıfın başka bir constructor var sanırım. Salary employee'nin başka bir constructor varsa ondan sonra burada ne diyor? This diyoruz. Şimdi şey aklıma geldi. Hem base sınıfın
konstrüktörünü çağırmak istiyorum. Hem de benim overload'umu çağırmak istiyorum. İkisi sülfürün altına disk yazılabilir mi? Emin değilim ondan. Yani şuraya disk girer mi bilmiyorum. Disk A virgül B. Çünkü kural şu, çalışabilen ilk satır olması lazım, değil mi bunu? Çalışabilen ilk satır olabilmesi lazım. Çalışan ilk satır bu. Ama sülfür yazmasam da olmayacak. Şey, obje mi oluşmayacak? İzin verilmiş olması lazım ama belli, yine de belli olmaz. Buna bir bakın ya. Kompar etmeye çalışın böyle bir şey. Aynı sınıfın başka bir overload'unu çağırmaya çalışıyorum. Tamam. Muhtemelen çalışacaklar. O verilen kuralda ilk çalışabilen ilk satır olması gerekir kuralda. Belki de çok sıkı bir kural değil bu yüzden. Tamam, bunu da yaptık. Veya'dan gördüğünüz gibi get payment amount'u burada implement etmiş. Get vehicle sahibi. ToString'i de override etmiş. Super'ın ToString'ini çağırıyor. Kendi yapacak kandı içerisine koyuyor. 40 satırlık bir tane çok yazdık, tamam. Şimdi bu onu test edecek. Ne yaptı adam? Main'in içerisinde 4 elemanda bir tane payable dizisi yaptı. Tamam, gördünüz mü? Payable dizisi yaptı. 4 elemanda bir tane payable dizisi yaptı. Ben hep şunu şuraya koyuyorum dikkat ederseniz. Bu daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü diziler bir tip Java'da, tamam mı? Dizi denen bir tip var. Referans tipi. Dizi. Bu da sanki tip şeye benziyor. Yani şunu şuraya kapatırsam eğer. Tamam, şunu bir tip gibi görün. Payable, aç kapa parantez bir tane şey gibi görün bunu. Tip gibi görün. Yani normal Java'da C'de, C++'da objeler tanımlıyor, şöyle tanımlıyormuş gibi oluyor. Bu adam bu şekilde yapmış. Daha sonradan geldi bu Java. Java'nın ilk orijini de bu arada. Tamam, dörtlük bir tane dizi yaptı ama bu referans dizisi, tamam mı? Dolayısıyla bir referans şu anda null gösteriyor. Hiçbir şey yapamam onlarla. Her bir referansa bir tane obje atlamış. Bir invoice, bir invoice, bir tane salaried employee, bir tane daha salaried employee. Tamam, dört tane objeyi, dört tane objeyi bu referanslara atlamış. Tamam, ne yapabilir bunların üzerinde? Esasında payable dizinin üzerinde yapabileceğin tek şey var. Yok, yalan söyledim. Yani payable dizisinin üzerinde sıfırdan size'a kadar ne yapabilirim teker teker? Nelerini çağırabilirim? Birer. Get payment amount'ını çağırabilirim. Aklıma o geldi. Tek yapabileceğim tek şey var diye. Başka şeyler de yapabilirim esasında. Bir de ne çağırabilirim? Her birinin üzerinde ToString'i çağırabilirim. Her birinin üzerinde equal'ı çağırabilirim. Her birinin üzerinde equal'ı çağırabilirim. Çünkü onlar da şeyden geliyorlar. Object sınıfından geliyor. Object sınıfından gelebiliyor. Geliyorlar. Object sınıfından geldiği için görüyorum ben orada, bu object'ten gelmiş yok. Javadoc, bu arada Javadoc'u kullandınız değil mi? Javadoc'a eğer dersen ki benim dokümantasyonumu üretirken sınıfın tüm miras aldığı metotla da yazmanı istiyorum dersen eğer, sınıfın dokümantasyonunu üretirken diyor ki sınıfın içerisinde tanımlı metotlar bunlar. Miras aldığı metotlarda bunlar. Daha yukarı kadar, object sınıfına kadar çıkıyor. Hepsini teker teker dokümentasyonuyla beraber söylüyor. Yani tüm miras aldığı metotlarda şey yaptıysa, yapmanı istiyorsan. Javadoc'un çok esnek tarafları var. Abdullah Javadoc'u gösterdi değil mi? Hadi teşekkür ederim. Ne gösterdi? GUI'yi gösterdi. Neyi? GUI'yi gösterdi. Bugün de Javadoc'tan da bahsetti demiştim ben. Yani ne de şey, kimse mi yaptı? Bugün bahsedebilir hocam. Bugün mü? Bugün bir piyes var. Piyes oldu. Demedim. Piyes mi olacak bugün? Yok, bizim haberimiz yok. Başlar mı? Hocam bizim haberimiz yok. 11-12 arası. Gelenlerin haberi olacak. Benim de haberim. Ben de gittim çünkü de. Hocam cumartesi demiş. Cuma günü kaçta? Cuma günü 11.00. Sizden mi başlayalım? Bundan hemen sonra. İyi, güzel, tamam. Zamanım olsa da katıldım ama. Ben de yarın yapacağım inşallah. Tamam, yarın saat 10'da ben de bu üzerinden geçmeye çalışacağım ama ben bilgisayar dokumaları alacağım. Tamam, ben de bir tane Javadoc örneği göstermeye çalışacağım. Javadoc'u kullananlar vardır ama eğer kullanan yok mu? Ben anlattım bunu, söyledim şöyle yapın böyle yapın diye. Kaç kişi Java programı compile'de çalışırdı? Bir kişi. Sen mi? O da bu dersten değil zaten. Zaten yapıyordun değil mi? Yok, ben yapmadım yani. Ya elini kaldırmak istemedim yani. Ben zaten senin elini görmedim. Arkadaki bunu. Ben şu kaldırdım ve yanlışlıkla. Ben onu kapatıyorsun sanırım. Artık şaşırdım. Tamam, dört tane şeyimiz var burada sınıfımız. Dört tane objemiz var. Payable'ın üzerinde adam burada ne yapmış? Gördüğünüz gibi enhance for ifadesi. Enhance for ifadesi ve
Ne diyor? Current payable bir payable referansı. Payable objelerin üzerine dönecek. Her seferinde get payment amount'u ekrana basacağım ama her seferinde current payable'ın toSlinging'ine çağıracağım. İki şey yapabilir. Yani birden fazla şey. Şunu biz yapmıştık. Bunlar da object sınıfından geliyordu. Onları yapabilirim. Hatırlıyorsanız şunu silebiliyorduk. Buradan sildiğim zaman da yine doğru çalışıyordu. Niye? Çünkü Java'da string gereken bir yere istediğin zaman objeyi istediğin objeyi koyabilirsin string gereken bir yere. Niye? Çünkü her sınıfta string'i çevirme şeyi var. Yani o nedenle string'ler Java ile içine kadar girmiş. String diye bir tane adamın dilin tanımında bir tane sınıf var. Java library'den gelmiyor. Java standart kütüphanesinden falan filan gelmiyor. Tamam mı? Java API'den gelmiyor. String Java'nın bir parçası. Ta object sınıfına kadar girmiş. Tamam. Şey bu payable sınıfımızda, payable hiyerarşimiz de bu şekilde. Basitten hiyerarşi yapılmış. Daha önce size gösterdiğim kocaman bir hiyerarşi vardı. O da buna çok benziyor. En tepede iterable vardı. Hatırlıyor musun iterable? Evet. Iterable diye bir şey vardı en tepede. İteratörleri anlattı Abdullah C++'ın etkilerini değil mi? İteratör ne demek? Bir vektörün ya da bir tane dizinin ya da bir tane queue'nun bir collection'ın, tamam mı? İçerisinde böyle elemanlar barındıran bir sınıfın elemanlar üzerinde tıkır tıkır birer birer gitmek için pointer'a benziyordu. Bir mekanizma. Iterable demek de üzerinde teker teker adım adım gidilebilen sınıflar demek, tamam mı? Adam hepsini bunun altına toplamış. Iterable vektörleri var, iterable linked list'leri var, iterable hash table'ları var, iterable queue'ları var, iterable stack'ları var, tamam mı? Her şey olduğu gibi alt alta koymuş, hepsine de bunların iterable demiş. Iterable diye bir tane tepede bir yer var. İterable'ın başka bağlı olduğu yerlerde de falan var ama sadece ona bakacağız. Onun altında bir sürü şey dönüyor, hikaye dönüyor. Tamam, şu interface mekanizmasına birazcık daha dikkatli bakalım. Geçen ders C++'ın şu mekanizmayı hatırlıyorsunuz değil mi? O mekanizmayı ben bulmak için ilk önce... Siz bunları hatırlıyor musunuz? Hayır. 245 dersinde ben bu